Selamlar arkadaşlar, ben Cengizhan. Bugün sizlerle beraber şu anki piyasada alınabilecek en iyi 5 akıllı saati inceleyeceğiz. Size ufak önerilerim olacak. İsterseniz hızlı bir şekilde videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar şöyle ki şu an zaten burada gördüğünüz gibi Oppo Watch, Galaxy Watch 4, Apple Watch Series 7, GT3 Active, Huawei GT3 Active ve Xiaomi Mi Watch'u seçtim ben bu cihazlar olarak. Neden? Hem aralarında belli başlı farklar var. Hem de arkadaşlar şöyle bir durum var. Belki hani adamın atıyorum ben şimdi bu çok yüksek fiyatı var. Şimdi adam diyor ki benim param var kardeşim. Bana neden normal en güzel ürünü önermedin? Başka bir adam diyor ki aga benim o kadar param yok. Bana niye bu kadar pahalı bir ürün önerdin? O yüzden ben de en ucuzundan en pahalısını birçok ürün sevdiğim, önerdiğim, kendim incelediğim ürünleri size önereceğim. Şimdi öncelikle fiyatları görüyorsunuz zaten. Oppo Watch 4000 lira. Zaten bunun çok da bir şeyi yok. Hani gördüğünüz gibi yani bir tane bir yerde satılıyor. Bir iki bir yerde satılıyor. O kadar. Bir kendi yerinde o kadar. Samsung Watch 4. Şimdi Samsung Watch 5 çıktı arkadaşlar. Galaxy Watch 5 çıktı. Neden yok diyeceksiniz. Çünkü şundan. Şimdi arkadaşlar hani hem farklı markalar olsun dedim bu videoda. Hem de hani bir firmanın iki markası, iki tane ürününü, iki tane modelini gösterirsem aralarını daha mantıklı olanı göstereyim dedim. Burada da Watch 4'ü gösterdim. Neden? Şimdi arkadaşlar hem Watch 5 yeni çıktı, Galaxy Watch 5. Hem de yeni çıktığı için biraz fiyatı yüksek. 4600 lira civarı o da. Şimdi ama aralarında o kadar da bir fark yok. Yani o yüzden şu an anlık olarak biri bir akıllı saat alacaksa Watch 5 yerine Watch 4 almalı. O yüzden Watch 5'i koymadım. Watch 4'ü koydum. Keza aynı şekilde bu mesela ben şu an videoyu 11'inde çekiyorum. Görüyorsunuz zaten 11 Eylül'de. Şimdi 2-3 gün önce hatta 4 gün önce Series 8 tanıtıldı. Apple Watch Series 8. Ama yani çok da farklı bir şey yok. 1000 lira 1500 lira daha pahalı sanırım. Yani gereksiz bir yere durduk yere daha yani çok daha iyi olmadan neden 1500 lira fazla verelim ki? O yüzden ben de Watch Series 7'yi koydum. Huawei'nin birçok modeli var. Elite, Pro, Titanium falan rastgele birini seçtim açıkçası. Zaten özellik olarak birebir neredeyse ama işte model şekli değişiyor falan filan. Xiaomi zaten kendi çok şey yok saati. MS Fit markaları var ama o yan marka hatta böyle bir nasıl desem başka bir iş ortağı gibi biri yani. O yüzden MS Fit koymadım bu videoda. Onun yerine de Mi Watch koydum. Ama MS Fit'in de bu GTS güzel modelleri var 1 ve 2. GTR 1 de güzel. GTR 2 de mesela ben çok güzel, çok beğendiğim ürünler. Ama bir videoda Mi Watch olsun dedim. Neyse çok da lafı uzatmayayım. Özelliklerine bakalım. Zaten bu fiyat farkından da az çok neyin ne olduğunu anlamışsındır hani özellik olarak. Ama şimdi şöyle bir durum var. En baştan onu bir söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar akıllı saat dediğimizde uzun süreli gitsin denilen akıllı saatlerin genelde hani işlemcisi falan çok güçlü olmuyor. Burada kendisini diğerlerinden ayıran iki tane ürünümüz var. Samsung ve Apple'ın ürünleri. Bunların işlemcisi çok yüksek güçte oluyor. Mesela Samsung'da YouTube'a bile girip video izleyebiliyorsunuz. Yani diğerlerinde yok. Apple Watch'ta da yok. Yani daha iyi demiyorum Apple Watch'tan. Tabii ki Apple Watch buradaki en iyi ürün. Göreceğiniz şimdi zaten özelliklerini ama hani işlemci olarak bu ikisi diğerlerini kat be kat ezdiği için bunların şarjı mesela bir gün, 1,5 gün gidiyor. 2 gün bazen gidiyor falan filan. Mesela abimde Apple Watch Series 7 var. Bir gün, 1,5 günü çıkartıyor ama ikinci güne dayanmaz yani. Ama mesela Samsung'un ikinci güne dayandığını duydum. Ama tabii ki burada Apple Watch Series 7'nin işlemcisi Samsung'tan da güçlü yani. Öyle diyeyim en başta, haberiniz olsun. Diğerlerinin büyük ihtimalle 10 gün falan gidiyordur şarj. Daha bakmadan size söylüyorum şu anda. Ha, özellikle az çok biliyorum ama şu an aşağıda mesela 10 saat derim, 15 saat yazar. O yüzden emin olamıyorum şu an. Gelelim ekran boyutlarına. Şimdi burada şöyle ki Apple Watch yazmamış ama 45 milim olduğundan nasıl desem yani Apple Watch'un ekranı da Samsung'la birebir gibi bir şey arkadaşlar. Sadece bununki dikdörtgen, bununki yuvarlak. Tek farkı o diyebilirim size. Burada ekran boyutu yazmadığı için bu arada böyle özellikle anlatıyorum. Şimdi Ekran boyutu burada Oppo Watch gördüğünüz gibi zaten 1.91 yani milim. En büyükleri bu. Büyükler dediğim gibi Apple Watch'tan da büyüktür ama şöyle bir durum var. Bu biraz kolunuza fazla büyük oturuyor şimdi. Apple Watch'un ki burada kendim hani bildiğim için söylüyorum. Çerçeveleri çok ince olduğu için hani hem zarif duruyor, ince duruyor hem de ekranı büyük. O açıdan burada büyükten Oppo Watch'tan çok daha iyidir o konuda. RAM tarafına gelirsek, neyse arkadaşlar burada şimdi Apple'ınki yazmıyor RAM'i falan ama şunu diyeyim, hani işlemcisi yüksek olduğu için bu da yine 1.5-2 GB aralığında bir konumdadır diye tahmin ediyorum. Aralığında değil de hani mesela 1.5 GB ve 2 GB'tır. Ondan eminim. 1 GB olsa bile zaten işlemcisi biliyorsunuz bu işletim sistemine uygun olduğu için yani ona göre bir kendine adapte ediyordur. Dahil depolama tarafında Oppo Watch'ta 8 GB, Samsung'da 16 GB, Apple'da 32 GB, Huawei'de 4 GB, Xiaomi'de 1 GB depolamamız, hafızamız varmış arkadaşlar. Aynen. Yani bu açıdan Apple Watch'unuza ve Samsung'unuza bayağı bir şey indirebilirsiniz gibi duruyor. Zaten ne indirebilirsiniz? Ya büyükten bir kısmını bunun işletim sistemi alıyordur bunların da. Dediğim gibi hani yine diğerlerine göre daha fazla bir alanınız oldu kesin. Batarya kapasitesi olarak 4300 mAh Oppo, Samsung 361. Bu yine tabii ki Apple'ı yazmamış bu epey. Epey normalde çok kaliteli bir site değil. Bazı bilgilere girmiyorlar demek ki. Huawei GT3 Active yine yazmıyor. Mi Watch 4200 demişim. 420 mAh. Şunu söyleyeyim ama burada Huawei'nin 10 gün falan civarı gittiğini biliyorum. Yanlış modeldiyse şu an hatırladım. Aynen. 10 gün civarı gidiyor. 8-9-10 gün gidiyor. Apple Watch'da işte 1.5 gün gidiyor dediğim gibi. Hani daha az da gidiyor. Şimdi bütün özelliklerini açarsanız şimdi yalan olmasın. 15-20 saatte biter belki. Ama şimdi şöyle bir şey var. Parlak, ultra'da oyun kullanmazsanız falan filan bir günü çıkarırsınız yani. Bu arada 45 dakikada %80 dolduğunu da hızlı şarjda biliyorum. Onu hem yani abim kullanılan biliyorum hem de öyle bilgiler var, internette de görebilirsiniz. Hani biraz araştırırsanız öğrenebilirsiniz. Burada onun dışında hoparlör hepsinde var Xiaomi hariç. Mikrofon hepsinde var yine Xiaomi hariç. HarmonyOS varmış mesela Huawei'de. iOS, Apple'da iOS var. Android var Oppo Watch'ta. Ya bunlar şey uyumlu olduğu sistemde burada yazıyor da. Şimdi şöyle mesela Apple Watch düzgün çalışmıyor Android'de, Samsung düzgün çalışmıyor iOS'ta. Şimdi bu ikisine uyumlu desen olur demesen olur. Ben size söyleyeyim yani yine %100 uyumlu değil. Ondan emin olabilirsiniz. Yine aynı şekilde Xiaomi de aynısını belirtmiş ama yine %100 uyumlu değil yani bunlar iOS sistemine, işletim sistemine. iOS işletim sisteminde WatchOS'tu galiba. WatchOS öyle bir şeydi. Yani %100 uyumlu çalışmıyor. Bu şey Apple'ın saatleri Android'de ve HarmonyOS'ta düzgün çalışmıyor. Aynı şekilde Android'lerde iOS'ta düzgün çalışmıyor. Onu bilin. Ekran özellikleri yine burada yazmıyor ama dediğim gibi yani şimdi yanlış da olmasın da 45 milim. Şimdi bunların hepsi yuvarlak olduğu için neredeyse. Gerçi burada da bunu belirtmiş. Bunu da demek ki belirtebilirler. Şimdi Oppo Watch çünkü biraz kavisli ama kare bir ekran. Neyse burada Apple Watch çünkü de diyelim yine Samsung aynı olsun, Oppo Watch aynı olsun ya da 1.80 olsun o da. Şu an bilmiyorum çünkü yazmıyor. İnternette baktım, internette de düzgün bir bilgi bulamadım. Sadece milimi yazıyor yani onu anlayamadım. Ekran çözünürlüğümüz burada piksel doygunluğu olarak 326-330. Apple yazmıyor ama 426 mıydı neydi onu şu an hatırlıyorum. Hatta şu an kontrol ettim 484'müş piksel yoğunluğu. Yani çok daha net kaliteli bir ekran. Huawei'ninki 326, Mi Watch'ta gördüğünüz gibi yine 326. Şimdi burada şey anlayamadım. Ekran renk sayısı, renk bölü doygunluğu olarak hepsi 16 milyonken burada renkli yazmışlar Xiaomi'ye. İnşallah bu da 16 milyondur, onu anlayamadım. Ama yani bir garip. Ekran teknolojisi hepsi AMOLED, süper AMOLED tabii Samsung kendi panel üreticisi olduğu için. Yani şimdi Apple OLED yazmış da normalde OLED ekranların sıkıntısı var benim bildiğim. Hani belli bir iz kalıyor belli bir sene sonra ama abim dediğim gibi yani 2 senedir falan yok 2 senedir değil. Geçen seneden beri kullanıyor. Herhangi bir hani ekranda iz kalma bu OLED'lerde bir sıkıntı vardır biliyorsunuz. OLED yanı. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık yani biz o konuda. Burada hemen gelelim. Ekran koruma özellikleri falan da yazıyor. Görüyorsunuz zaten. Bu kavisli ekran mevzusunu yapıp işte korumayı yazmamışlar. Onu anlayamadım. Gorilla Glass DX varmış. Samsung'da bu akıllı saatler için geliştirdiği Gorilla Glass'ın bir ekran teknolojisi. Şimdi burada Apple'da da şey var. IONIX cam. Yani çok kaliteli bir cam. Ben çizemedik yani biz yanlışlıkla çarptığımız da oldu. Kullandığımız da oldu ama hiç çizilmiyor. Yani tabii çizmeye çalışmadık. Bu güzel bir şey çizilmemesi de. Diğerlerinde de yazmıyor. Ha burada Mi Watch'ta da mesela Gorilla Glass 3 varmış. Bu çok eski bir teknoloji artık. Yani biraz geride kaldı bu ama yine tabii diyecek bir şey yok. 3 boyutlu cam varmış Huawei'de filan. Hepsinde Always On Display yanılmıyorsam var zaten. Burada Oppo Watch'ta da vardır herhalde. Yazmıyor şu an ama hemen aşağı inelim. Tasarım. Şimdi kordonsuz boyu. İşte dediğim gibi bu kolunuzun hani şey boyu. Kolunuza nasıl denir? Şöyle 46 milim. Bu kolunuza oturan kısmının boyu yani bu. 46 milimmiş. Cihazın kordonsuz boyu dediği şey 45 milim. Burada görürsünüz. Mesela Samsung 44 milim diyor ama 44,5 milimmiş aslında. Yine 46 milim Huawei'yi. O Xiaomi 53 milimmiş mesela bu biraz kalın biraz sıkıntılı bir cihaz çok büyük gibi o zaman eni aynı şekilde 39 Oppo 43,3 Samsung 38 milim Apple 46 milim düz yuvarlıyorum Huawei yine 46 milim Xiaomi'ymiş burada gram ağırlıkları bir tek Samsung yazmış 30 gram evet yani o da bir toplam ağırlığı herhalde bu kordonla beraber. Gövde ağırlığını yazmış diğerleri. 39,3 Oppo, 38,8 Apple, Huawei 42,6, 32 gram da Xiaomi. Burada galiba dediğim gibi bir tek kordonlu ağırlığını yazmış galiba Samsung. Bunlara bir de kordon ekleniyor diğerlerine. O biraz sıkıntı. Ekran şekli dediğim gibi kare, diğerleri daire. Renk olarak mesela altın, lacivert, siyah varmış Oppo'da. Samsung'da gümüş, siyah, yeşil. Apple Watch Series ama şimdi bu gece yarısı rengini seçtiğim için böyle. Sadece siyah diyor o yüzden. Huawei Watch GT3'ün de siyah. Yine bunun da farklı renkleri var. Elegance falan böyle gold renkleri var yanılmıyorsam. Yani sadece modelin adı farklı. Mi Watch'ta da tekrar krem, mavi, siyah bir sürü rengi varmış. Kordon malzemesi kauçuk, silikon. Mesela şimdi şöyle floryo kauçuk diyor. Apple'da elastomer kauçuk. Aynı şekilde Huawei'de de öyle. Demek ki daha güçlü mü, daha dayanıklı mı bilmiyorum onu ama demek ki öyle. Mi Watch'ta da TPU isimli bir malzeme kalitesi varmış kordonda. Ama tabi bu orijinal kordonlar. Ek kordonları kendiniz alabilirsiniz. Onlar daha farklı olabilir. Değiştirilebilir kordon hepsinde var. Mesela değiştirilebilir kordon ölçüsünü bir tek de Huawei'ye girmişler. 22 milim. Hiçbirinde kamera yok tabi bildiğiniz gibi. Yani az çok araştırdıysanız. İşletim sistemi Android Wear. Ama üzerine Samsung'un kendi One UI şeyi var. Watch 3. Apple'ın WatchOS var dediğim gibi. Huawei HarmonyOS. Mi Watch yazmıyor ama bu da herhalde Android Wear'dır. Google'la çalışıyorlardır diye tahmin ediyorum. Hepsinde titreşim var. Mikrofon yine dediğim gibi Mi Watch hariç hepsinde var. Hoparlör de aynı şekilde. Telefonla görüşebiliyorsunuz. Hepsiyle Xiaomi hariç. Ama tabi hepsiyle Bluetooth üzerinden görüşebiliyorsunuz. Bunun bir de sim kartlı versiyonu var Apple'ın ama o bir 3-4 bin lira daha pahalı oluyor. Öyle bir durum var aklınızda bulunsun. Hepsinde sanırım vardır toza karşı dayanıklık ama burada yazmamışlar bazılarını. Suya karşı dayanıklı olan toza karşı dayanır diye tahmin ediyorum çünkü. IP68 sertifikası var Samsung'da. Apple'da da var. Diğerlerinde öyle bir bilgi yok ama onlarda 5 ATM'ye kadar hepsinde var gördüğünüz gibi. Şuraya karşı dayanıklılık. Oppo'da sanırım Türkçe dil desteği yok. Burada yazmamışlar çünkü, ama hepsinde var geri kalan. Bu da ek özellikler, servisler yazıyor gördüğünüz gibi. Üzerine Samsung'a benim gördüğüm, bildiğim uygulama indirebiliyorsunuz. Apple Watch'a da benzer şeyler, widget'lar falan ekleyebiliyorsunuz. Diğerlerine dediğim gibi yok. Onlar çünkü normal işlemci değil. Yani normal bir akıllı saat onlar. Bunlar biraz da güçlü. İşlemcisi falan ayrı. Adı nedir onun? Hani daha böyle uygulama indirip ona göre de adamların hani o ne denir ona, optimize ettiği hani cihazlar. Çünkü bunlar gerçekten güçlü bu ikisi. Özellikle hani yeni çıkanları daha da güçlüdür. Apple Watch 8 ve Galaxy Watch 5 ile beraber. Tabi onların da daha güçlüleri var. Mesela Apple Watch Ultra çıktı. Samsung Galaxy Watch 5 Pro çıktı. Bunlar çok daha güçlü cihazlar. Onlarda kim bilir neler yapılıyordur. Hepsinde uyku takibi vardır mantıken. Samsung'da EKG var. Apple'da da EKG var. Diğerlerinde var mı emin değilim. Bu arada Huawei'nin ek bir sürü özelliği var ama hepsini aynı sensörlerle yapıyor. Onu anlamadım. Genelde çok güvenmeyin diyorlar Huawei'nin uyku takibi hariç bazı şeylerine güvenmeyin diyorlar. Yani öyle diyeyim. Yoksa uyku takibi galiba benim bildiğim en kaliteli Huawei ölçüyor. Onun dışında kandaki oksijen seviyesi hepsinde var. Oppo hariç burada gördüm. Falan filan bir sürü işte aktivite, çoklu spor modları falan. En fazla tahminim yani büyükten Apple'dadır, Samsung'dadır. Ardından Huawei'yi, Oppo, Xiaomi'de gidiyordur diye tahmin ediyorum. Gerçi burada yazıyor 100 adet. Huawei'ninki daha fazlaymış Samsung'dan. Biraz orada kapak oldum kendi kendime ama tahminimce o zaman herhalde en fazla ikisi kapışır Samsung'la, pardon Apple'la Huawei, ardından Samsung. Şimdi arkadaşlar bakın burada 117 yazıyor ama neden onu az önce saymadım? Huawei'nin daha fazla dedim, onu söyleyeyim. Xiaomi bazen böyle dolduruyor, sallıyor, yok şu yok bu, çoğunu ölçemiyoruz. Yani yanlış ölçüyor, bu açıdan emin olun. Ben de Mi Band kullandım bayağı bir zaman, yani çoğunu yanlış ölçüyor. Ya bir de mesela atıyorum atlama, iple atlama, sırıkla atlama bir sürü ayrılıyor ya. Mesela normal bir tane aslında iple atlama nereden çıktı? Normal atlama var. Geri kalanları normal o atlamaya göre ölçüyor ama işte adı farklı. O yüzden burada 117 adet olması bence abartı. Balon yani bu. Çok da güvenmeyin. Bu Huawei'ye güvenebileceğinizi biliyorum. Adamlar adam akıllı çünkü araştırıyor. Onu biliyorum. Eminim yani ondan. Daha kaliteli olduğundan. Burada da görebileceğiniz gibi zaten işlemcilerin özellikleri yazıyor diyecektim ama pek de yazmıyormuş aslında. En kalitesi, ben size onu söyleyeyim ama en kalitesi Apple, ardından Samsung geliyor. Ondan eminim. Diğer üçünü artık bir şekilde hani kendi aralarında dağılıyordur. Onun dışında burada son olarak pillerine bakalım. Pillerine bakmıştık gerçi ama ortalama kullanım 36 saat diyor. Oppo 40 saat diyor. Samsung 40 saat falan değil, ondan emin olun. Apple Watch Series 7 18 saat. Bu 18 saat tam olabilir. Gerçekten 18 saat. Full kullanımda 18 saat olabilir. İşte mesela burada Huawei 192 saat. Bölersek 10 saatten fazla oluyor. 15-16 saat falan oluyor mu ya? 15 saat desek 15 saat falan işte, evet o civar bir şey. 15 saat falan oluyor. Yani bayağı gidiyor. 14 gün diyor zaten, burada yazıyormuş. Az kullanımda bataryum demiş, pardon. Burada 21 gün diyor Oppo. Yani aslında buraya bakarsak Mi Watch'da aslında 7 gün gidiyordur. Ondan emin olabilirsiniz. Hani normal şu ortalama kullanımda 7 gün gidiyordur. Emin olabilirsiniz. Batarya dolum süresi şundan eminim. Bu 75 dakikadır da. Arkadaşlar Samsung'un bu Galaxy Watch 4'e kadar, 4 dahil çok kötü. 8 saatte falan %100 şarj oluyor. Yani kullananı da biliyorum öyle söylüyor. 6-7 saat diyor. Hani öyle de okudum. Apple Watch'un %80'e kadar 45 dakikada 50 dakikada şarj olduğunu biliyorum. 120 dakika diyor mesela, bak Huawei aynı şekilde benzer bir şekilde Xiaomi'de de benzer bir performans var okuduğum kadarıyla. Hani bu Galaxy Watch'la beraber yine bu Apple'a yaklaştı. Yine yarım saatte filan %50-%60 şarj ediyor şu an Samsung. Onu da söyleyeyim hazır aklımdayken. Belki bir üst modelini almak isteyen olursa diye. Burada sensörlerden az önce bahsetmiştik ama Hepsinde ivme ölçer var, jiroskop var, kalp atış sensörü var, ortam ışığı sensörü var, pusula var. Burada barometre yazmıyor ama Apple'da o da vardır, emin olabilirsiniz. Termometre Apple Watch'ta yok. Onu biliyorum. Şeyle beraber geldi. Çünkü Apple Watch Series 8 ile beraber geldi. Bunlarda pek bilgim yok. Yok herhalde. Çünkü normalde aynen yeni ortaya çıkmaya başladı. Huawei'de varmış mesela. Altimetre. Altimetrenin ne işe yaradığını hemen beraber bakalım. Şunu da kapatalım. Şuradan MediaMarkt sayfasından bakmıştım. Yükseklik ölçer falan. Heh, tamam, bu var. Bu çoğunda var aynen. Altimetre yine çoğunda vardır büyük ihtimal. Diğer sensörlere kapasitif sensörü varmış. EKG var Samsung'da. EKG var Apple'da. Kan basıncı sensörü varmış. Yine Samsung tarafında. Mesela bu son iki saydığım şey Huawei'de yok. Onun yerine vücut ateş sensörü var. Ateş ölçer sensörü var. Bunlar Xiaomi'de yoktur büyük ihtimalle. Kapasitif sensör vardır ama diğerleri yoktur diye tahmin ediyorum. Burada yazmadığı için tahmin ediyorum sadece şu an. Onun dışında arkadaşlar dediğim gibi başka da pek bir özellik yok. Ha, şunu söyleyeyim. Mesela kablosuz şarj çıkıyor Samsung'da. Manyetik şarj kablosu çıkıyor Apple'da. Yine diğerlerinde de şarj istasyonları çıkıyor mesela. Xiaomi'ninki de manyetikmiş. Şarj istasyonu çıkıyormuş yine Oppo'da. Yanında belgeler falan filan. Silikon kordon. Herhalde fazladan bir de kordon da çıkıyor olabilir o zaman. Uyumlu cihazlara bakarsak Samsung Android 7 ve üstünde çalışıyormuş. Oppo Android 6 ve üstünde çalışıyormuş. İlk Android'leri sayıyorum şu an. Huawei Android 6 ve üstünde çalışıyormuş. Hatta daha da düşmüş Xiaomi Android 5 ve üstünde çalışıyormuş. Aynı şekilde bu arada HarmonyOS 2.0'da çalışıyormuş bu Huawei. iOS işletim sistemleri için. Oppo iOS 12 ve üstü. Galaxy Watch Series 7 15 ve üstü. Huawei Watch iOS 9 ve üstü. Mi Watch'ta 9 ve üstü, 10 ve üstüne çalışıyormuş. iOS tarafında. Onun dışında da arkadaşlar ek bir hani söyleyebileceğim bir şey yok şu an için. Ama benim hem kullanıcı deneyimleri olarak bildiğim, duyduğum, edindiğim bilgiler bu şekildeydi. Hem hani en iyi alabileceğiniz şu an 5 saat bu şekilde piyasadaki. Hani yine bunlarla tabii şeyleri kıyaslamaya çalışan arkadaşlarımız olabilir. Bu şeyler akıllı bileklikleri karşılaştırmaya çalışan arkadaşlarımız olabilir. Onlar için de farklı bir video gelecek zaten. Mi Band'lerin içinde falan bulundu. Ek bir video daha gelecek. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenip keyif aldığınız bir video olmuştur. Beğenip keyif aldıysanız ve takipte kalmak için ve destekte olmak için de abone olup yorum yapıp beğen tuşuna basabilirsiniz. Öbür videolarda, öbür bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.